Hiç hoşnut değilim. Sadece içim yanıyor. Eğer biz burada 3 aydır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyorsa, aynı ekmeğe yeri geliyor bölüşüyorsak, kardeş payı yapıyorsak, lütfen beni anlayın olur mu? Hepinizden anlıyoruz, anlıyoruz. Teker teker özür diliyorum. Estağfurullah. Ben sizleri çok seviyorum. Cansın. Her ne olursa olsun biz burada bunca eyvallah zaman birlikte geçirdik. Aranızda benden büyükler de var, küçükler de var. Ama şunu bilin, hepiniz benim dostumsunuz ve ben buradan sonra da sizleri her zaman bir dost olarak kabul edip... Cansın Serhan'cığım. Yani kapılarımı sonuna kadar size açacağıma emin olun. Sen de kanka. Eyvallah. Sen de aynı şekilde. Birçok konuda bana yardımcı olduğunuzun farkındayım. Bir şeyleri söylemek gerekmiyor bazen. Siz söylemeden alttan alttan yapıyorsunuz o yardımcı olma işlerini. Bizim öfkemiz sana değil. Biliyorum. Bizim öfkemiz ne biliyor musun? Benim hal ve hareketlerim. Senin kendine yaptıkların. Biliyorum, evet, biliyorum. Yalnız ben bunları törpüleyerek Emre ile de konuştum. Hem sevdiğim insanı yeniden kazanmak istiyorum. İnşallah. Kırdığım dostlarımın kalbini kazanmak istiyorum. Ne kadar güzel. Bana bu yakışır. Farkındalık en önemlisi biliyorsun sen. Lütfen yani bana yardımcı olun. Ne iyi ki sen olur farkındasın. Biz bunca zaman birbirimize destek çıktık. Ben hiç sizden destek etme bekliyorum. Hiç merak etme. Tabii. Her zaman. Ay, kardeşim yani. Hepinizin ayrı ayrı güzel yürekleri var. Ben biliyorum ha. İslam parçası. Biz hep var olalım olur mu? İnşallah, inşallah. Söz i̇nşallah veriyor musunuz bana? Söz. Ben de size söz veriyorum. Size bakın yemin ediyorum burada. Ben İstediğime ulaşayım, Fatma'ma kavuşayım. Ben bu dostluğu var ya bir ömür boyu koruyacağım. Çünkü ben Fatma'yı kazandıktan sonra siz sanmayın, Fatma şu eve adım atarsa ki eğer ben size sırtımı dönerim. Emin olun dostluğumun daha çok keyfini süreceksiniz. Çünkü ben mutlu olunca dostlarıma daha çok mutluluk veren bir insanım. Uykusuzluk değildir o. Vicdan rahatsızlığıdır. Onu diyorum işte, onu gördüm benim ben. Benim vicdanım rahat, benim içim yandı. Kardeşim dedim ama bunları gördüğüm zaman benim içim yandı. Anladın mı? Affedebilirim nokta onlar yani. Aynen. Ben burada kendimi delirsem şu an yalan söylemiş olurum. Serhan bugün masada hepimizden özür diledi. Aslında ben onun samimiyetine inanıyorum. En azından farkında. Farkındalık zaten en önemlisi. Ama acaba aynı şekilde kızlara da gidip özür dileyecek mi? Ne yapmaya çalışıyor? Evde mi kalmak istiyor? Yani haftalardır gitmek isteyen Serhan acaba evde kalmak için çaba mı sarf ediyor? Gelecek günlerde göreceğiz. Serhan bugün özür diledi. Ben de çok şaşırdım. Gerçekten beklemiyordum Serhan'dan. Gerçi kendini düzeltme yolunda iyi gidiyordu ama bu kadarını da beklemiyordum. İnşallah bu sefer samimidir. Bir daha tekrarı olmaz. Ben çünkü vicdanlı bir insanım. Özür dilendiği zaman affedebiliyorum. Erdem'e gelince, Erdem'i ilk defa bu kadar katı gördüm. Bunun altında ne yatıyor gerçekten kestiremiyorum. Ama kendi ilişkisine sahip çıkmak mı nedir bilmiyorum. İlerleyen dönemde bence Erdem'in de neden böyle yaptığını anlayacağız. Neyse olur, sen yeter ki sen kız, neyse.